geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim abi. Koşturma yere abi. Süper. Şimdi bugün seninle güzel bir rap sohbeti yapmak istiyoruz. Hem senin hem de müziğin hakkında. Sorum şu olacak. Rap ile hip-hop aynı şey mi? Rap ile hip-hop aynı şey. Aynı sınıfın olayı diyeyim. Sana şöyle anlatayım. Hip-hop aslında bir çatı ve bu çatının altında işte bir sürü dal var. Bunun içinde rap var, breakdance var, graffiti var, işte paten kaykay var. Aslında 5 tane elementin bir araya getirip oluşturduğu şey aslında hip-hop. Rap de bunların arasındaki işlevlerden biri. Yani bunların arasındaki sınıflardan biri. Şimdi sana rapçi mi, hip-hopçi mi denmesini istiyorsun? Ya da bu ikisi arasında bir fark var mı? Yani MC'yim ben. Bu işi üretenlere MC deniyor. Hip-hop kültür zaten. Rap de işte bu kültüre dahil olan müzik türü. DJ'lik var bu işin içinde. Breakdance var, graffiti var. Bu tür elementleri olan bir kültür. Ben yani rapçiyim tabii. Rap dinlediğim için rapçiyim aynı zamanda ama MC'yim. Rap mesela işte rap müzik, sen rap müzik yapıyorsun. Pop müzik yapanlar var mesela. Rap müzik ve popüler müzik arasındaki fark ne sence? Ya da sen tercih ederken niye göre? Rap müzik aslında toplumun isyan dili. İnsanların bir şeylere karşı gelme isteği. Var olan düzende yapılan şeylere karşı aslında bir anlatım dili olarak ben görüyorum hip hop'u. Ama popüler kültürde pop'un yeriyle rap'in yerini kıyaslarsak çok ayrı bir durum. Pop daha çok insanların böyle zevki duygularından bahseden, çok 2-3 cümleyle aslında farklı şeyler yaratan bir şey. Ama rap'te bir sürü cümle var ve bir sürü anlatmak istediği şey var. Haksızlıklardan bahsedebiliyoruz, hırsızlıklardan bahsedebiliyoruz. Dayatmalara karşı gelebiliyoruz. İçimiz bizdeki haklı ruhla isyan etme yeteneğine sahip olabiliyoruz aslında. Hip hop'un olayı zaten bu yani. Duvara grafiti yaparken de bu isyan dili var. Sokakta dans ederken de bu isyan dili var. Sahneye çıkıp rap söylerken de bu isyan dili var. O yüzden alt kültür olmamızın sebebi aslında sokak dilinin olması. Popüler kültürün müziği. Aslında pop'u ben şöyle bakıyorum. İnsanların kafasındaki doğru şeylerden insanları uzaklaştırıp yaratmak istedikleri düzene göre insanları dizayn etme çabası. Yani pop'un amacı o yani. O kadar saçma şeyler olup, o kadar saçma sözler olup insanları yıllarca bunu böyle dillerinden düşürmemesi ve mantıken farklı bir noktaya gitmesi. Yani erozyon denen var ya, kültür erozyonu denen bir şey var ya, aslında pop'un bu ülkedeki kaynağı zaten var olan gerçekliği, işte örfü, adedi, doğruları, her şeyi yok edip yerine sanki böyle lay lay lon bir hayat varmış gibi onu yapma çabası. Yani aslında o yüzden hip hop'la pop arasında dünya kadar fark var. Biri sokağın sesi, biri burjuva sınıfının sesi gibi olarak bakıyorum ben. Peki rap müziği tercih etme sebebin ne oldu? Yani belki işte popçular da var mesela. Popçuların sözleri çok kısa da seninki daha anlatacak çok şey. Eskiden de üzerinde rap okunmasa bile böyle bir 90 BPM civarında ki groove'larda hip hop groove'una yakın olan şarkıları seviyordum daha çok. Sonra işte rap müzikle tanıştım. Karışık kasetlerin içindeki şeylerle, parçalarla. Sonra işte zaten Kadıköy'de takılıyorduk ortaokul, lise çağlarında falan filan. İşte Önder abilerden böyle yabancı underground grupların CD'lerini ala ala, Kill Army, Bontax Enharmony, işte Kapanan Noriega falan gibi. Onları dinledim, onlarla tanıştım. Ve çok sevdim ben bu müziği. Bu müziğin havasını, kültürünü, imajını, özellikle street, sokak tarafını çok sevdim. O yüzden de bu müziği ürettim. Sen isyankar mısın? Kesinlikle. Yani içime sindiremediğim, haksız gördüğüm her şeye bir şey söylemek gibi içimde bir şey yeşeriyor her zaman, her daim. Yani sanki filizlenen isyan gibi düşünelim. Yani sürekli orada bir şey var yani. Haksızlık gördün mü? Zaten bir tane aslında son sözüm var. Haksızlık gördün mü? Saklanıp bakmam delikten diye bir şey. Aslında benim başkaldırı potansiyelim var. Aslında o başkaldırı derken hani bunu ta anarşist bir eylem olarak düşünmek lazım değil de böyle daha doğru mantıkta. Yani var olan şeylere karşı, düzene karşı aslında bir isyanım var. Aslında rap müzik ya da hip hop diyelim. Yurt dışında var değil mi? Sonradan Türkiye'ye gelen bir şeydi. Aynen. Yani burada mesela Türkiye'ye gelmesinde ne etkili oldu? Ya da senin için ne etkili oldu? Ben öncelikle şunu kültür yakınlığıyla alakalı değerlendiriyorum. Mesela tamam okey, Afrika'da çıkan bir olay hip hop. Aslında Afrika Bambata ile çıkan bir olay. Sonra Amerika, işte Fransa'da ezilmiş insanların, yani daha doğrusu isyan telaşında olan insanların yaptığı bir müzik olarak olabilir ama bize yakınlığını söyleyeyim. Bizde de arabesk denen bir kültür vardı. O daha böyle protest bir dille anlatılan bir müzik türü. Ama ben onu tamamen öyle düşünmüyorum da hip hop'u şöyle düşünüyorum. Bizim dedelerimiz vardı o zamanlar. Bunlar mesela rap'te diss denen bir olay var. Evet. Karşılıklı ataşma var. Bize aynen karşı karşıya bir şeyler söyleme var. Aslında kültürümüze çok yakın bu aslında. Bizim dedelerimiz de aslında birbirine diss atıyor. Doğaçlama var. Free yani kafana göre sallıyorsun. Atışıyorsun. Atışma var. Atışıyorsun. Onun dışında şalvarımız bile aynıydı. Yani onu bu cinse çevirip bir değişik şeye getirmişler ama kültürün özü aslında isyan dili aynı. Yani aslında bize yakın olmasının en önemli sebebi ozanlarımız aslında.
yıllardan beri gelen bir gelenek. Kalenderilerden tut, işte eski Türklerden tut, böyle savaşa çocuklarını hazırlarken işte bir dörtlük söyleyip karşı karşıya söyledi. Sonra kalenderiler var, Mevlana döneminde yaşamış. Bunlar mesela küpe takıp işte kel kafalı olup aslında müziklerini icra ediyorlar. Padişah işte bunları diyor ki hani ya bunlar hiç kimse bir şey demesin, bunlar zaten şey. Aslında oradan ta ozanlarımıza, ozanlardan bize gelen bir durum aslında biz. Normalde şimdi biz de eski dönemde yaşamış olsaydık belki biz de saz çalıp karşılıklı atışacaktık ama zaman değiştiği için, çağ birazcık farklı zamana geldiği için, müzikal olarak da farklı bir boyuta geçtiğimiz için biz de galiba şu anki çağdaş ozanlarız. Yani aslında bize yakın bir kültür, yani çok uzak bir şey de, yani yurt dışından gelip bizim etkilendiğimiz, özendiğimiz bir kültür değil mi? Aslında içimizde var olan kültürün dışarı tarafından yapılması sonra bizim buna gelmemizdi yani. Peki yine rap'e döneceğim. Rap Türkiye'de şu an altın çağını mı yaşıyor? Daha da iyi olabilir ya. Şimdi rap Türkiye'de patladı gibi bir şey oldu gerçekten. Sokağa çıkıyorum, bir yerde rap parçası çalıyor. Bazen geçen evden çıktım, Dum Takadum çalıyordu aşağıda falan. Sokakta yürüyorum, Katliam çalıyor. Çok hoşuma gidiyor. Başka rap parçaları da çalıyor. Yani bir şekilde bizi sevmeyen, bize düşman olan insanların bile dinlenmesi yine de bu müziğin bir yere geldiğinin göstergesidir de Kadıköy Acil'in bu konudaki emeklerini bence kimsenin kenara koymaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki Kadıköy ayrı bir grubunu hip hop çerçevesinde birleştiler ama böyle değişik faaliyetleri var mı? Ya da bu gruba girmek ya da çıkmak nasıl oluyor mesela? Ben istesem girebiliyor muyum Kadıköy ayrı? Kadıköy Acil'in olay aslında şey, iyi hissetmek, öyle hissetmek. Yani gel sen bu gruba gir değil de aslında sen öyle hissediyorsan, sen onu savunuyorsan, aslında o oluşumun ideolojisini, mantalitesini savunuyorsan sen onlarla aynı gömleği giyiyor oluyorsun. Yani bu, bunun için bir kıstasaya bir seçenek yok. Sen zaten öylesindir demek. Yani Kadıköy Acil'lisindir demek. Bizim etkileşimlerimiz oluyor. Gençlere hani böyle ne bileyim özenen gençler var şu an. Gangstacılık yapmaya çalışan var, işte ne bileyim uyuşturucuyu vesaire. Sanki böyle günlük alışılmış bir şeymiş gibi yapmaya çalışıp işte ne bileyim ailesine kötü davranan, onu okuluna askıtan ve ne bileyim işte bu gibi kötü niyeti şeyleri aslında yok etmek için kurduğumuz bir şey. Yani insanlara bir şey anlatıyoruz. Mesela kadın arıyor, işte oğlum çocuğu sizi çok seviyor, Kadıköy'de sokakta eve gelmedi, lütfen bir bakar mısınız onu, işte hemen resmini geliyor, tanıyoruz, hemen gidiyoruz ona. Bak bizi seviyorsan işte ve kendine saygın varsa önce senin okulun var, ailen var, sonra biz varız. Sen bunları yaptıktan sonra biz seninle aynı duruma gelebiliriz veya sen o zaman bizi sevebilirsin veya biz sana o zaman saygı duyarız. İçimizde güzel şeyler var yani. İnsanlar hani şiddetten, uyuşturucudan vesaire başka şeylerden uzaklaştırıp aslında doğru olan şeyi yapması için elimizden geldiğini yapıyoruz. Ne kadar başarılıyız onu tam olarak bilmiyorum ama içimizdeki gerçek şey aslında insanların doğru yöne gitmesi, insanların faydalı şeyler yapması, insanların zararlı şeylerden uzaklaşması adına. İnsanlar müziğe yönelsin istiyoruz biz. İnsanlar aslında bu ülkede böyle hayatın laylamlı olmadığını, aslında bireysel olarak düşündüğünde akıl, mantık, kalemle bir şeylere karşı gelebileceğini, değiştirebileceğini, aslında özellikle olması gereken şey ise aslında müziğin çok iyi bir silah olduğu ve bunu doğru orantıda kullandığın zaman kendini mutlu edebiliyorsun, toplumu mutlu edebilirsin, gençlere örnek olabilirsin, aslında bir şeyleri değiştirebilirsin. Aslında Kadıköy Acil'in olayı o. Rap müziği diğer müzik türlerinden ayıran şey nedir? Yani kendim daha net ifade edebildiğini düşünüyorum ben açıkçası. Diğer müzik türlerinde ya burada daha fazla kafiye ve daha fazla kelime kullanarak bu müzik içerisinde kendini daha net biçimde ifade edebilmen söz konusu. En önemli şey bu bence rap müzik. Peki herkes rap yapabilir mi? Mesela son dönemde işte biraz sana değindi ama YouTuberların böyle karşılıklı çok basit cümlelerle yaptı. Ya ben onları MC olarak görmüyorum. Şov adamı olarak görüyorum ben onları biraz. Peki rahatsız ediyor musun seni mesela? Ya rapin hali soktunuz diyor musunuz? Ya diyorum ya. Diyorum. Yani. Bir de milyonlarca dinleniyorlar falan filan. Üzücü bence gerçekten yani. Yani işte ticari olarak bazen ben bile öyle saçma sapan şeyler yapmayı düşünüyorum. Bir kere de yaptım hatta ilk iyileştiğimde. Yani saçma sapan değil aslında. Belirli bir kitleye yönelik. Hala da bazen sahnelerde okuyorum gece kulübümde çıktığımda falan filan. Mesela ne kadar umurumda, benim kendi dinleyeceğim tarzda bir parça değil. Ben 90'lar hip hop seviyorum. Bigel seviyorum ağırlıklı olarak. Yeni nesilden de mesela Logic'in yine old school boom bap şeklinde yaptığı parçaları seviyorum yani. Keşke insanlar da hep bu tarzdan hoşlansa ama işte alıcıları var, yapacak bir şey yok. Senden şu cümleyi almak istiyorum. Rap müzik mi daha kaliteli müzik? Pop müzik mi yani? Bunu proje bazlı incelemek lazım ya. Ya bu projeyi üretenlerle, onların bilgi dağarcıklarıyla, onların bütçeleriyle falan da alakalı yani işin açıkçası. Peki
sanki sansar sağlam olman kolay oldu mu? Ne tür emekler var? Yani yıllarca işte konserleri çıktık, kayıtlar yaptık, cebimizden para yatırdık, stüdyolara girdik, çıktık. Kaç ben ortaokula gidiyorken burada prova kayıt stüdyolarında kayıt alıyordum. O zaman raportaj.com diye bir site vardı, orada falan yayınlıyorduk. Yani ta herhalde artık 15 sene olmuştur tabii. Ben ilk EP'mi 2003 yılında çıkarttım işte. Yani ilk kayıtlarımı ilk EP'imde yok da ilk EP'mi evde böyle dinamik mikrofonla kayıt yaparak 2003 yılında çıkardım 10 parça. İnternette altyapı indiriyordum. İşte sample'la bir şeyler yapıyordum. Burada sokakta öyle iş portada satıyorduk. Sonradan albümüm çıktı Ateş Müzik'ten. Ailem de destek verdi sağ olsun. Sonradan Seremoni Efendisi çıktı. Sonradan 9-8'de çalıştık falan filan. Şu anda da aynen devam ediyoruz işte. Mesela bazı şarkılar var. 20 yıldır dinliyoruz. Bazı şarkılar var. Hikayesi. O başka bir şey, evet. Bazı şeyler hit, bazı şeyler klasik oluyor. Bazen her klasik hit olmuyor. Peki sen klasik müzik mi yapmıyorsun? Yani klasikleşen müzik. Yani daha çok klasikleşen şarkılarım olmasını istiyorum ki Türkçe rap piyasası içerisinde başlıyor. Ve bunun içinde çok mutluyum ve de gururluyum. Elit kesim de artık rap dinliyor. Şimdi bundan dolayı da bu popülerleşen bir hal ya da altın çağını yaşamasından dolayı da neredeyse çocukların işte %40'a 50'si işte biz rapçi olmak istiyoruz diye hayal kuruyorlar. Sen rapçi olmak isteyen gençlere neler söylersin? Ya gerçekten emek veren, gerçekten emek veren, vaktini ayıran, bütçesini ayıran başaracak. Tabii cebinde parası olması da insanın çok önemli. Yani kaliteli bir şeyler üretmek için neticede ya da sana bütçe sağlayan birilerinin olması çok önemli. Belirli bir kalitede bir şeyler yaratmak istiyorsan yazdıktan sonra ritmi ve kafiyeyi ve akıcılığı flow'u çözdükten sonra artık şey yapman lazım yani. Doğru düzgün bir stüdyo, doğru düzgün prodüktörlerle, en azından belirli bir seviyede prodüktörlerle üretmen gerekiyor. Yani kayda değer bir şeyler yapabilmen için ve bu işin ticari yönden de geri dönüşü olabilmesi açısından tabii ki. Peki son olarak şunu soracağım. Rap müzik okey %50 %70'ine doğru geldi dedim. Çok güzel de gidiyor. Çok güzel rapçiler ortaya çıkıyor. Evet. Şarkılar üretiliyor falan. Derken genç ise rapçi olmak için böyle can atıyor. Herkes atıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Bazen biri ben rap şarkı yazdım diye bana atıyor. İşte ya da kendi elinde normal bilgisayarının mic'iyle kaydetmiş ve bana gönderiyor. Sen çok buna ben de şahit oluyorum. Sen de çok şahit olmuşsundur. Şeyi sormak istiyorum. Bu çocuklar ne yapmalı yani? En iyi yani rapçi olmak istiyorsa bu çocuk nasıl bir yol? Eskiden çocuklar büyüdüğünde bütün anne babalar onun futbolcu olmasını isterdi. Büyük para olduğu için. Sonra popçu olmasını isterlerdi ve televizyon dünyasında böyle bir isim olup o çok para olayına girmesini isterlerdi. Ama şimdiki durum çok farklı değil. Yeteneği olan insanlar bu işi yapsın. Hip hop yaptığın zaman onu severek, dinleyerek de bunu yapabiliyorsun. Öyle de hip hopçu olabiliyorsun. Ama başka bir dalda, başka bir branşta daha iyi bir adamsan gene rap söyle, gene bir şeyler yap ama yaptığın şey neyse onu yapması gerekiyor insanların. Herkes rapçi olabilir, herkes müzik yapabilir, herkes söz yazabilir ama bu insanların gelişmesi için çok iyi bir yol değil yani aslında. İnsanlar okurken, meslek sahibi olurken de bu işi yapabilirler. Öncelikle onların okuması gerekiyor. Uzman olabileceği işlerde bir şeyler yapmaları gerekiyor. Rap'i her zaman gene sevsinler, gene yapsınlar. Hobi olarak yapsınlar veya para kazanmak için yapsınlar ama rap hep ikinci seçenek olmalı yani insanlara göre. Yani gençler için söylüyorum. Ben çocukluğumdan beri rapçi olduğum için benim birinci seçeneğim ama yeni gelen insanlar eğer benim gibi bu 25 senedir bu boku yapar devam ediyorsa hayatına, onlar da öyle devam edecekse bir şeyler yapsınlar. Yani grafiti yapsınlar, işte ne bileyim abi dans etsinler, rap yapsınlar. Ama öncelikle aile ve okul, iş önemli olan bence o. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar. Seviyorum seni. Eyvallah.